Bu videoda ana hatlarıyla peptit bağlardan bahsedeceğim. Şimdi, proteinler polipeptit zincirlerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Polipeptit zincirleri ise aminoasitlerin birbirine bağlanmasıyla şekilleniyor. İşte aminoasitleri bir arada tutan bu bağlara peptit bağlar diyoruz. Yani şu durumda bütünüyle şekillenmiş işlevli proteinlere geçmeden önce iki aminoasit arasında bir peptit bağın nasıl oluştuğunu görmemiz gerekecek. O zaman amino asitlerin yapısını hemen hatırlayalım bir beraber. İşte amino asidin moleküler yapısı şematik olarak böyle. Bu omurga, şurada amino grubumuz, şurada da karboksilik asit grubumuz var. Şu alfa karbonumuz ve şurada R harfiyle gösterilen de yan zincirimiz peptit bağlar bir aminoasitteki karboksilik grubu ile başka bir aminoasitteki amino grubu arasındaki nükleofilik katılma ayrılma tepkimesi sonucu oluşuyor. Nasıl mı? Hemen göstereyim. Şuraya bir aminoasit daha koyalım. Evet. Bu ikinci aminoasite ait amino grubundaki elektron çifti ilk aminoasidin karbonil karbonu ile bir bağ oluşturmak üzere bu tarafa geçiyor. Bu süreçte bir H2O yani su molekülü açığa çıkıyor. Ve bu dehidrasyon sentezinin ardından böyle bir dipeptit oluşuyor. Yeni oluşan peptit bağımızda işte şurada. Peptit bağ dediğimiz şey aslında iki amino asit arasında oluşan bir amit bağdan yani bir kovalent bağdan ibaret. Tabi şu gerçeği de unutmayalım ki bu buradaki azota ait elektronların buradaki karbonil oksijenle rezonans delokalizasyonu sayesinde dengelenip kararlı hale gelen üstelik çift bağ karakteristiğine sahip gayet katı düzlemsel bir bağ. Yani şema üzerinde gösterecek olursak buradaki azot da buraya geçebilecek yalın bir elektron çiftini içinde bulundurur. Daha sonra bu elektronlar şuraya, yani hali hazırda kendisine ait iki adet yalın elektron çifti olan bu oksijen atomuna taşınacak. Böyle bir durumda da ikinci bir bağın oluştuğunu göreceğiz. Yani şuradaki çift bağ görünümündeki oluşumu kastediyorum. Ve tabii fazladan bir yalın elektron çiftimiz de artık oksijen atomunda olacak. Gördüğünüz gibi elektronların, rezonans delokalizasyonu sayesinde peptit bağ bir çift bağ özelliği kazanıyor. İşte bu çift bağ benzer karakteristiği ile peptit bağ düzlemsel yapıda ve oldukça katı. Fakat bu dediğimden bütün bir polipeptit zincirinin kas katı bir yapıda olduğu sonucunu çıkarmayın. Peptit bağ etrafında pek bir rotasyon yok belki ama buradaki alfa karbon atomlarında hala belirgin bir hareketlilik söz konusu. Evet, gördüğünüz gibi elimizde artık bir dipeptit var. İki halkadan oluşan bu zincire yeni amino ekleseydik bu defa bir polipeptitimiz olacaktı. Zincirin omurgasına daha yakından bakacak olursak omurgayı şekillendiren atomların belirli bir düzende sıralandıklarını görürüz. İşte burada bir azot atomu, alfa karbon ve bir karbonil karbon Sonra yine bir azot atomu, alfa karbon ve bir karbonil karbon. Yani ortaya çıkan böyle bir ee, düzen var. Ve bu zincire eklediğimiz her yeni halkayla ya da aminoasitle bu düzen tekrarlanıyor. Polipeptit zincirinin uzunluğu ne olursa olsun bir azot atomuyla başlıyor ve bir karbonil karbonla son buluyor. Polipeptit zincirine ait omurganın bu ucuna amino ucu ya da N ucu, bu ucuna ise C ucu deniyor. Bunlar kim yerde karşımıza N terminali ve C terminali olarak da çıkabilir. Bir polipeptit zinciri dahilindeki her bir amino aside rezidü ya da kalıntı adı veriliyor. Evet, peptit bağın ve polipeptit zincirin oluşumu bu şekilde. Peki bu peptit bağı çözüp yeniden iki amino asit elde etmek istesek bunu nasıl yapacağız? Ama bunu anlatmaya geçmeden önce şu ekranı biraz kaydırıp yeni şeyler için yer açalım, değil mi? İşte oldu. Şimdi buraya iki amino asit arasındaki o peptit bağı tekrar çizeyim. Evet, işte şu şekilde. Hatırlayacağınız gibi farklı renkle belirttiğim şu kısım peptit bağı ve biz bu bağı hidroliz adı verilen bir sürecin sonunda çözebiliyoruz. Çözdüğümüz zaman da ortaya yine eskisi gibi birbirinden bağımsız iki amino asit çıkıyor. Bir peptit bağın geçirdiği hidroliz sürecinde etkin rol oynayabilecek iki temel unsur var: güçlü asitler ve proteolitik enzimler. Güçlü asitlerin başrolü oynadığı süreçlere asit hidrolizi diyoruz. Asit hidrolizi sıcaklık faktörüyle bir araya geldiğinde peptit bağları ayırmanın spesifik olmayan ya da belirli bir hedef gözetmeyen yolu oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Diyelim ki upuzun bir polipeptit zincirimiz var. Bu zinciri içinde güçlü bir asit bulunan bir kaba koyuyor ve ocağın üstünde biraz ısıtıyoruz. Kimyasal ve ısıl etkilerin bir araya gelmesiyle peptit bağlar tek tek kopuyor. Ve sonuçta elimizde karman çorman bir amino asit yığını oluyor. Peptit bağları koparıp amino asitleri birbirinden ayırmanın bir diğer yoluysa proteoliz adı verilen süreç. Proteoliz ve bu süreçte proteaz adı e, verilen özel bir enzim grubu kilit rol oynuyor arkadaşlar. Asit hidrolizinin aksine proteolitik ayrılma peptit bağlar arasında gayet spesifik yani hedefe yönelik işleyen bir süreç. Yani burada hangi peptit bağları koparacağınızı ya da ayıracağınızı seçebiliyorsunuz. Çünkü proteazlar hedefe nokta atışı yapabilecek ölçüde yüksek hassasiyete sahip. Bu yüzden birçoğu yalnızca belirli aminoasitler arasındaki peptit bağları ayırıyor. Diğerlerine dokunmuyorlar. Örneğin tripsin adlı enzim, arjinin ve lizin gibi temel aminoasitleri yalnızca karboksil taraflarından ayırıyor. Tripsin aynı zamanda pankreasımız tarafından salgılanan ve besinleri sindirmeye yardımcı olan enzim. Şimdi diyelim ki elimizde şöyle bir polipeptit zinciri var ya da herhangi bir polipeptit zinciri de olabilir tabii hiç fark etmez. Ve biz bu zincirin bulunduğu ortama bir miktar tripsin dahil ediyoruz. Amino asitlerin adlarını kısaltmalarıyla yazıyorum. Peki tripsin ortama girdiğinde bu polipeptit zinciri acaba nerelerden kesip ayıracak dersiniz? Elbette arjinin ve lizinin C uçlarından. İşte arjinin burada. Burayı da onun C ucu olarak düşünelim. Çünkü polipeptit zincirinin C ucuna daha yakın olan tarafı burası. Evet. Ayrılmalardan biri bu noktada olacak. Aynı şekilde lizin kalıntısının C ucu da şurası. Yani diğer ayrılma bu noktada gerçekleşecek. Sürecin sonunda bunun gibi bir polipeptit zinciri 3 parçaya ayrılmış olacak. Ne de olsa tripsin doğrudan hedefe yönelik çalışıyor. Elbette proteazların polipeptit zincirleri üzerindeki nokta atışlarına dair örnekler çoğaltılabilir. Ama şu da var ki hangi proteazın hangi spesifik noktayı hedef alacağını ezbere bilmemiz gerekmiyor. Yine de şu kadarını hatırlasak yeter. Proteoliz sürecinde peptit bağlar enzimler sayesinde belirli noktalardan ayrılırken asit hidrolizi sürecinde hedef gözeten bir ayırma işlemi gerçekleşmez.